Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah-u Teala 6. ayet-i kerimenin sonunda وَوَيْلُ لِلْمُشْرِك۪ينَ demişti. Şimdi 7. ayet-i kerime. Müşriklere veyl olsun dedi Allah-u Teala. Yazıklar olsun. İstikamete yanaşmadılar. Doğru bir hayata. Ve istiğfara da yanaşmadılar. Allah'tan af dilemeye. Allah'ın istediği gibi olmaya da yanaşmadılar. Müşrik nedir? Kime denir? Müşrik Allah-u Teala'ya inanmakla birlikte, Allah'la birlikte başka varlıklara da inanan kimseye denilir. Şirk budur. Yani bir Allah var, bir yaratıcı var ama hayata karışmaz diyen bir felsefedir. Tarih boyunca değişik adlar alsa bile aynıdır. Allah yerine bazen insanlara tapmışlardır. Liderlerine tapmışlardır. Ama en çok insan kendine tapar. Heva hevesinin peşinde koşar. Allah yerine aslında kendini koyar. Allah yerine bazen din adamlarını koyar. Helal ve haram deyişlerine göre karar verir. İşte papazlarını ve hahamlarını Rabler edinenleri gördün mü diyor Allah-u Teala. Onlara inanırlar. Nemrutlar, firavunlar, siyasi, ekonomik, askeri önderler bazen onların hayatta etkin ve egemendir. Ve çoğu kez gök cisimlerine, aya, güneşe, yıldızlara taparlar. Kimi zaman da elleriyle yonttukları semboller, figürler, bunlara put denir veya başka isimlerle anılabilir ama neticede kendileri konuşmayan, kendileri adına konuşan birilerinin olduğu varlıklardır, cisimlerdir, oluşturulmuşlardır ya da işte hayvanlardır ama onlar adına da konuşur. Zavallı hayvanlar nesi var? Kutsal bilinir, mübarek görülür ve ona göre bir hayat yaşanır. İşte şirk bir parçalanmadır aslında. Hayatı parçalarlar. Herkesin uzmanlık alanı ayrıdır. Her tanrının karıştığı bölge ayrıdır. Ve böylesi bir dünya oluşturmaya gayret ederler. Hepsinin ortak yanı şu. Bir, Allah bir değildir. İki, Allah hayata karışmaz, insanlar karışır. Ve üç, dünyadır asıl olan, yeni bir dünya yoktur. Ölüp de diriliş yoktur. Yaşanır hayat, iyi yaşanır, putlarla yaşanır ve sonuç ölümdür. Ahiret düşüncesinden esintiler olsa da peygamberi bilgiyle alakalı kimi dinlerde kısmi cümleler vardır öteye gitmek filan anlamında. Ama bunun hayata yönelik bir cümle olduğu söylenemez. Yani ahiretten, cennetten, cehennemden dem vurulsa bile bununla dünya şekillendirilmez. Dünya dünyacıların işidir. Dünya dünyadan anlayanlar tarafından yönetilir, yönlendirilir, çözümlenir. Bu bakımdan müşriklerin en büyük özelliği اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَى. Onlar zekat vermezler. Önce her zamanki anladığımız anlamla anlayalım. Yani onlar ekonomik anlamda bir paylaşımdan yana değildirler. Çünkü وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ahirete kafir kimselerdir. Ahireti reddetmektedirler. Ahiret yok saymaktadırlar. Allah-u Teala müşriğin, yani Allah-u Teala'ya karşı başkalarını da ortak koşan, Allah'la birlik başkaları da var diyenlerin iki temel özelliğini bize söylüyor. Bir, vermeyi bilmezler onlar. İki, onlar ahirete inanmazlar. Dünya asıldır. Dünyada olacağız. Dünya merkezdir. Her şey dünya içindir. Asıl dünyaya tapmaktadırlar. Dünya merkezi yaşamaktadırlar. Ahiret yoktur. Öyle cennet, cehennem filan bunlar uyduruk cümlelerdir derler. Ve dünyayı dünyacılar şekillendirecek şekilde eğitim hazırlarlar, program yaparlar, plan yaparlar. Ve bu plan program içerisinde ahiret olmazsa insan verir mi? Vermeleri sadece kaz gelecek yerden işte tavuk esirgenmez mantığındadır. Yani bir rüşvet olarak belki yeni bir faydanın kazanılması adına daha büyük bir getiri için alt getirilere katlanmak anlamında vermeleri vardır. Cömertlikleri de ya bir tribün durumudur. Bakarsınız tribünler inler. Herkes ne hoş, ne cömert, ne muhteşem adam nasıl da verdi desin diyedir. Bu da bir kazanımdır neticede. Yani onların vergileri, vermeleri yeni kazanımlar adınadır. Karşılıksız bir hayatı bilmezler, vermezler. Zekatı bu şekilde anlayacağız. Özellikle وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ da durum böyle olduğu için daha rahat ifade edebileceğiz. Bununla beraber Kur'an'da zekat kelimesinin kökü temizlik için قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى diye de ifade ediliyor. Kendini arındırmak anlamında. Bunlar la ilahe illallah demezler. Bir Allah demezler. Allah-u Teala biricik kabul etmezler. Bununla yürekleri temizlenmez.
Allah-u Teala Kur'an'da diyor, innemel müşrikûne necesun. Müşrikler pisliktir diyor Allah-u Teala. Ondan peki şirkte nasıl temizlenir? İmanla temizlenir. Ve şirkin hayata yansıması cimrilik olarak görülür. Kimseyle paylaşmamak olarak görülür. Buradan temizlenmek de zekattır, vergidir. Allah adına vermektir. Allah için e'ta yapmak. E'ta ve'teka ve saddeka bil husna. Müslümanın özünü anlatırken Allah-u Teala Leys suresinde onlar verirler diyor. Takva sahibidirler. Doğru sözü de tasdik ederler. Ama kafir anlatırken Allah-u Teala onların cimri olduğunu söylüyor. Cimrilikle onları vasıflandırıyor. Vermezler. Elleri cebindedir. Kimseyle paylaşmazlar diye ifade ediyor. O zaman zekatı nasıl anladık? Müşrikler ruhlarını temizlemiyorlar. Kalplerini temizlemiyorlar. Zihinlerini temizlemiyorlar. Fikirlerden, kötülüklerden. Ahlaklarını temiz kılmıyorlar. Kirlidirler, pis bir hayatla yaşamaktadırlar. Necaset dolu bir hayattır. Ve ekonomik dünyada da zalimane yaşarlar. Üretirken de basa basa insanların kanını eme eme bir alışları vardır. Ve başkalarına verirken ise kısa kısa verirler. Bunu Mutaffifin suresi söylüyor bize. Onların vermeleri de, almaları da, üretim tüketimleri de sömürüye dayalıdır. Acımasızlık üzerine kurulmuştur. İnsaf yoktur. Büyük balık küçük balığı yutacaktır. İyi olan kazanacaktır. Ve diğerleri harcanacaktır. Çünkü ahiret yoktur. Dünya esastır. Bu dünyayı ben iyi yaşamalıyım. Kim ne nane yerse yesin, kim nereye giderse gitsin bu böyle olmalıdır der. Ve onlar bunu kabul etmezler. İşte müşrik felsefenin hayata yansıması böyle olacaktır. Ancak ayet 8 Fussilet suresi innellezine amenu ve amilus salihat. İman edenler ve imanlarının gereğince salih amel işleyenler. İman ettiler, Allah bir dediler ve Allahu Teala'ya bir dedikleri için ahireti de zaten kabul ettiler. Dünyayı merkez kabul etmediler. Bu dünyanın bir ahiri var, bunu bildiler. Allah'tan başkası gayrısı yok, bunu bildiler. Tek Allah dediler. Ve onun iman et dediği tüm konulara iman ettiler. Ve bu imanlarını salih amele çevirecek işleri oldu. Allah'ın kelamından öğrendiklerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ortaya koyduklarını da şekillendirdiler. Salih, Allah'la barışık, ahirete yönelik, kendi dünyalarıyla, insanlarla bir arada olan, bir barış, bir esenlik üreten, bedenlerini ıslah eden, maddelerini ıslah eden, manalarını ıslah eden, ruhlarını ıslah eden bir amel ortaya koydular. Bunlar namaz oldu, bunlar zekat oldu, bunlar ana babaya güzel davranış oldu. Allah-u Teala'nın adını koyduğu ameller oldu. Ama Allah-u Teala'nın adını koymayıp da imtihanlarımızla şekillenen salih amellerimiz de var. Parası olanın salih ameli ayrı olacak. Parası olmayanın salih ameli ayrı olur. Hasta olanın salih ameli ayrı. Sağ olanın salih ameli ayrı olacak. Anne babalıların salih ameli ayrı. Anne babasızların salih ameli ayrı olacak. Ama cennete gitmek için herkesin yolu olacak. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel hasta olan, düzeltiyorum, daha güzel ibadetler yapan kimseler var. Mesela gece ibadeti yapıyor bir adam. Melekler gelirler, kulu makamında namaz kıldığı yerde bulamazlar. Bakıyor ki hasta olmuş, yatmış, kalkamamış, namazını kılamamış, kitabını, Kur'an'ını okuyamamış bir adam var. Derler Rabbim kulun bu durumda. O zaman der ki Rabbim o evvelde ne yapıyor idiyse onu yazmaya devam edin. Merhametli Rabbimiz yani onun hastalığını elinden gelmese bile bu imanı sebebiyle. Çünkü kişinin niyeti amelini geçer. Güzel bir niyet, Müslümanca bir gayret, istikamet üzere oluş ve istiğfar anlamında iman ve salih amel bizim hayatımıza bereketler getirecektir. Böyle olanlara ne var? Lehum ecrun gayru memnun. Onlara çok ecir, ücret var. Memnuniyet ötesi. Yani Allah-u Teala'nın bize verdikleriyle öyle memnun olacağız, öyle memnun olacağız ki memnunluk bir eşiktir. Yani tamam doydum diyeceğiz. Öyle memnuniyetin ötesinde Allah-u Teala bize bir bilgi veriyor. Bir de şu üç anlama geliyormuş. Bunu da bir tefsirden not aldım. Onu da okumak istedim size. Yani gayru memnun, bir de gayru mahsup anlamında. Yani hesap edilmez bir ecir var onlara. Yani öngörülemez kadar çok, hesaba sığmaz kadar bol ve sürekli olan. Sonra mankus, yani nuksanlaşmayacak. Yani 5 tane elma var, birisini yedim, ana 4 kaldı filan değil. Böyle olmayacak. Ve maktu ve kesintisiz ve engellenmeyeceğiz de. Yeter artık ya, çok yedin.
tansiyonum var şöyle olacak, şekerim var böyle olacak da denmeyecek bir dünya benim anlayabildiğim kadarıyla cennette Müslümanlara bunlar verilecek. Lehum ecrun gayru memnun böylece isimlendirilebilir. Rabbim iman edip salih amel işleyip böylece o bol bereket dolu cennetlere, mükafat dolu cennetlere ulaşmayı bize ihsan eylesin inşallah. Kur'an'ın bu suresi de inanın böyle bir ecir ücreti taşıyor. Bu kitabın bir yanında oturduğumuzda da Allah-u Teala bize böyle güzel nimetler bahşedecek. Daha hayatı yaşarken cennete ulaşmadan bile bereketlerini buluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.